Merhaba. Küçük bir cilt için maske süreceğim duşa girmeden önce. Aynı zamanda saçıma maske süreceğim. İşten gelip uyuyakalmışım. Yüzüm şiş. Şu an maskeyi süreceğim. En son maskeyi göstereceğim. Saçım çok kabarık çünkü en son dün gece örüp yattım. Sabah o şekilde kullanmak için. Bir süredir saçlarımı düzleştirmedim. Maşa yapmadım. Yumuşaklığını kaybetmeye başladı. Çünkü çok fazla düzleştiriyorum. İşe giderken diye. Bu şekilde. Açıyorsun. Zaten şu an yumuşak. Dalgalar, örgü dalgası çok güzel oluyor. Hem kendi saçımı kullanmış oluyorum. Hem biraz daha farklı. Bir yerden sonra sıkılıyorum çünkü. Yarın başka bir maskeyi daha deneyeceğim. Bugün fırsatım yok. Yani duştan çıktıktan sonra saçını kurup düzleşti falan derken fırsat bulamayacağım. Şöyle. Şunu göstereyim ilk önce. Şöyle göstereyim. Proxine yine Alaçatı çiftliği maskesi. Saç güzel ekstra yazıyor. 9 bitkisel özlü. Çok güzel yumuşaklık veriyor. İçinde portakal, avokado, Hindistan cevizi, argan, çemterebentin, shibetori yazıyor. Aloe vera, tatlı badem ve nar çekirdeği yazıyor. Tabi hepsinden azar azar olduğu için çok da yoğun değil. Şimdi şu maskeyi süreceğiz. L'Oreal'in yine saf kil maskesi. Resmen gözüm kapanıyor. Uykum o kadar çok var. Benim sandalyede değişik sesler çıkıyor. Yağlanması lazım. Ona bile fırsatım yok yani. Hayatım maşallah var. Şu şekilde. Geri gözlüğü takıyoruz. Öncelikle şunu gösterebilirim. Daha yeni başladım bunu. Proxine yine. Her zamanki gibi. Herbal göz kremi. 15 miligram. Plankton özlü yazıyor. Daha önce hiç göz kremi kullanmadım. Bilmiyorum yani. Kullanış şeklini dahi bilmiyorum. Okuyacağız. Daha yeni başlayacağım. Göz çevrenizdeki kırışıklık ve mor halkaları önlemek için oluşan çizgileri onarmaya yardımcı olur. Nasıl uygulanır? Gözün çevresinde tercihen gece yatmadan önce yumuşak masaj hareketiyle uygulayın. İçindekileri yazıyor da hepsi farklı dilde, anlamıyorum. Yani inşallah güzeldir. Bu gece kremi. Gösterdim ama bir daha göstereyim şu şekilde. Onun dışında. Bu da yine Proxine'in. Bunu almadım.
Bu sanırım aldığım ürünlerin yanında içinde hediye gelmişti küçük boyu. Bombatır yine. İri yağ içeren saç bombatır yazıyor. Hindistan cevizi yağı, shea butter, çam terebinth. Yani aslında biraz önce kullandığım saç maskesinin şu şekilde tüp hali. İçinde sadece sanırım avokado yağı farklı olarak var. Diğerinde yoktu bunu. Alaçatı çiftliğinde yoktu. Ve daha küçük boyu. Kaybettiğimi geri kazandırmaya yardımcı olur. Saçı korumada, onarmada ve beslemede etkili bir yapısı vardır. Durulama gerektirmez diyor. Ben bu tarz şeyleri bilmiyorum yani. Daha sonrasında kullanmayı bilmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Ağırlaştırma yapıyor benim için. Benim saçımda en azından bu şekilde. Ben onun yerine duştan sonra durulanmayan şey olarak sadece şunu kullanıyorum. Şekilde argan yağı var. Bunun farklı kokuları var. Hindistan cevizi olanı var. Pantene bunun hiçbir şekilde saçı ağırlaştırmaya, diplere sürmediğin sürece. Ben bunun uçlara daha iyi sürülse ağırlaştığını düşünüyorum. O yüzden sevmiyorum yani. Bunları hep maske şeklinde kullanıyorum. Kontrol edelim şunları da. Bunu nasıl okunduğunu hatırlamıyorum. Erasure mı diye okunuyordu, hatırlamıyorum yani daha doğrusu. Bu da yanında hediye olarak gelmişti. Bir şey almıştım. Duş jeli sanırım almıştım. Bu da şey. Yüz yıkama jeli tüpü. 30 miligram zaten. Çok fazla bir şey yok. Albenisi yok. Daha hiç kullanmadım. Çok fazla yedek ürünüm olduğu için ilk önce onları bitiriyorum. Yavaş yavaş. Başka size ne söyleyebilirim? Ha bunu. Milep'i biliyor musunuz bilmiyorum. Beyazlatıcı krem. Cilt için. Meyan kükü özü. Kına özü. Shea butter. Bunun adı shea butter var. Saç için olan. Kullandığım maskenin içinde vardı. Alba Arbutin yazıyor. Ne olduğunu hiçbir fikrim yok. Ha çok büyük bir renk açma özelliği yok. Onda hemfikiriz. Ama ciltli bir yumuşaklık, pürüzsüzlük veriyor. Yani çok hafif de olsa renk tonu açma işlemi var. Yani şuralarda mesela benim sivilce izlerimden kalan kahverengi lekeler var. Onlarda bir açılma oldu. Yalan yok. Ama düzenli kullanmak önemli tabii. Sabah ve akşam kremi kullanacağımız bölgeyi temizledikten sonra krem cildinize nüfuz edinceye kadar dairesel hareketlerle uygulayınız yazıyor. Tabi ben sabah kullanamıyorum çünkü bunu sürdükten sonra güneşe çıkmamanız gerekiyor aynı zamanda. Evdeyseniz evet. O yüzden geceleri aklıma geldikçe sürüyorum. Fırsat buldukça. Başka. Sinazun güneş koruyucu kremi. Bunu uzun zamandır kullanıyorum. Bittikçe alıyorum. Hoşuma gidiyor yapısı da. Hem ciltte bir beyazlık bırakmıyor. Yağlı görüntü de bırakmıyor. Leke karşıtı güneş koruyucu krem 50 faktörlü. Tüm ciltler için uygun. Bu şekilde. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce tüm yüzünüze yeterli miktarda sürün yazıyor zaten. Bu normal. 2 saatte bir yenilenmesi gerekiyor diyor ama benim buna fırsatım yok. Zaten kapalı mekanda çalışıyorum şu an. Masa başı bir iş. Yani buna fırsatım yok. Zaten cildim sürekli yağlanan bir cilt. Hani kalkıp da yağlı olan cildimin üstüne bunu süremem. Temizledikten sonra ancak sürebilirim. Bu da fırsatım olabilecek bir alanım yok. Yani sürekli yanımda işte örnek veriyorum. En temizleme yöntemi gül suyu. İşte pomağa sürüp silmem gerekiyor. Ben bunu masa başı çalışırken yapamam. Ama olduğu kadar. Bu kadar yani. Şu anlık önerebileceğim şeyler bunlar. Küçük bir video olsun istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.